Evet, 15 Nisan tarihine sayılı günler kala Van Gölü'ndeki balıkçılar son ağlarını attılar. 15 Nisan tarihi itibariyle Van Gölü'ndeki inci kefali av yasakları başlamış olacak. Bu tarihten itibaren Van Gölü'nde yaşayan inci kefalileri sürüler halinde üremek için Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. Toplam 90 gün boyunca süren bu göç Van Gölü'ndeki inci kefalinin varlığını sürdürmesindeki yegane etkeni oluşturuyor. Çünkü derede üremesini gerçekleştiren balıklar tekrardan göle geri dönüyorlar ve bıraktığı yumurtalardan çıkan yavrular da annelerinin yolunu izleyerekten Van Gölü'ne geri geliyor. Gölden 20 bini aşkın insan balıkçılıktan geçimini sağlıyor. İşte böylesine büyük bir gelir kapısının sürdürülebilirliği üreme dönemindeki göç başarısına bağlı. Her yıl kaçak avcılık üreme göçünün önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkıyordu. Fakat bu sene maalesef kaçak avcılığa ek olaraktan kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkan akarsu debilerinin düşüklüğü. Çünkü şu anda Van Gölü'ne dökülen akarsu debilerinde çok çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçen yıllarla kıyasladığımız zaman. Bu sene kaçak avcılıkla beraber bu durumda maalesef göçü zora sokacak etkenlerden birisi. Yine bu yılda geçen yılda olduğu gibi kaçak avcılığın önlenmesi için jandarma yine dere boylarında nöbet tutacak. Polis ve zabıta ekipleri tekrardan şehir merkezlerinde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik faaliyetler yürütecek. Geçen yıllardan farklı olaraktan bu yıl üzerinde daha yoğunlaşacağımız konu Van ve ilçelerinin dışındaki inci kefalinin satışının engellenmesi. İnci kefali av yasakları Van il merkezi ve Van ilçelerinde, Bitlis'in ilçelerinde gayet sıkı bir şekilde uygulanıyor. Fakat hemen Van'ın dışına çıktığımız zaman Doğu Beyazıt, Ağrı, Diyadin, Patnos bu bölgelerde aynı sıklıkta uygulandığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bu sene en büyük odaklanacağımız noktalardan birisi bu bölgelerde de inci kefali kaçak avcılığının satışının engellenmesi yönünde olacaktır.